Selam arkadaşlar. Evet, normalleşme süreci başladı ve ben bugün ilk önce İstinye Park'a gideceğim. Sonra da Gedizler'de toplanacağız kızlarla, yani kızlar dediğim mesela Aslı hala çıkmıyor korkusundan, Tutku gelecek. Hava yani inanılmaz kötü. Bugün 2 Haziran ama ya yani şu havanın berbatlığına bakar mısınız? Ya şakır şukur yağmur yağıyor. Şimşekler, kıyametler, gök gürültüleri kopuyor. Ama ben yine de ısrarla, inatla ilk böyle officially dışarı çıkışımız olduğu için böyle birazcık yazlık, çok da yazlık sayılmaz ama yani yaza giriş kombinimi yapmış bulunuyorum. Hiç umurumda değil valla, hava mava hiç umurumda değil. O kadar çok hazırlanıp giyinesim, süslenesim var ki hani 3 aydır bugünü bekliyorum. Aylardır sevdiğim kıyafetleri, içinde iyi hissettiğim kıyafetleri sadece evin içinde fotoğraf çekilirken giyebiliyordum. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ya yerim seni. Bak bademciğin de tüylerini tıraş ettirdim geçen gün. Kuyruğu pompon. Bu havaların tadını en iyi çıkaracak kişi ve şu an bugün en mutlusu sensin, biliyorsun değil mi? Ver bakayım anneye bir öpücük. Ay, gördüğünüz gibi yola çıktım. Bu arada inşallah yolları unutmamışımdır. Yok yok, unutmamışımdır. Ama o kadar kötü ki yani havaya bakar mısınız ya? Rezillik yani çıkacağımız günü bulması. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yani otoparktan bir izdiham olmamış. Ne ya? Burası kapalı mı? Hani otopark niye boş diyordu? Bütün kapılar açık değil bu arada arkadaşlar. Sanırım bir tek şu biri çalışıyor. Yoğunluğa bakacak olursak da otoparktan anladığım kadarıyla içerisi de çok yoğun değil. Ama yine bir miktar insan var gibi. Of, gerçekten çok çok uzun zaman olmuştu buralara gelmeyeli arkadaşlar. Unutmuş olabilirim yani alışveriş merkezinde gezmeyi. Bershka'dan biraz alışveriş yaptım. Şimdi H&M'e giriyorum. Yani mağazaların doluluk oranı bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne bomboş ne çok kalabalık. Ve burası dezenfektan kokuyor. Ve en güzelini en sona sakladım. Şimdi Zara'ya doğru çıkıyorum. Ama birazdan hiçbir şey çekemeyebilirim. Çünkü poşetlerim artıyor ve öyle olunca taşıyamıyorum. Kamerayı da açamıyorum. Formumdan düşmüşüm yalnız. Sadece 3 mağazaya girebildim. Daha fazla yoruluyorum arkadaşlar. Alışveriş merkezinde dolaşmak beni zaten yoruyordu. Şimdi iyice yoruyor. Şimdi Gedizler'e gideceğim. Ama bir şey diyeyim mi? Çok kolay alışveriş yaptım bu sefer. Hiç zorlanmadan, küfretmeden, sövmeden boş olmasına bağlıyorum bu işi. Çünkü alışveriş merkezi ve mağazalar boş olunca her şey daha kolay oluyor bence. Ben şimdi Gediz'e geldim. Bize harika bir sofra kurmuş arkadaşlar. Burada hepimiz galiba diyetteyiz. Ama bol kilo alacağız. Gediz de diyetteydi bu arada. Evet, ama bugün bozuyorum. Ama bayağı zayıflamış. Hepsi şeker. Bunlar bakmayın. Evet, çok hoş görünüyor. Çok tatlı. Öyle yani. Keki de Tutku'nun annesi yapmış. Evet, teşekkür ederiz. Şu an kendim iftara gelmiş gibi hissediyorum. Ramazan biraz bitti ama. Gerçekten. Tabaklarınızı da vereyim. Şimdi çıktım Gedizler'den arkadaşlar. Merburgaz yolu çok keyifli oluyor güzel müziklerle birlikte. Seviyorum bu tarafları. Ben eve geldim, duşmuş aldım arkadaşlar. Birazcık dinlendim. Şimdi artık yatacağım. Ankara'dan geldiğimden beri düzeni çok güzel oturtmuştum. Böyle 2-3 olmadan hep uyuyordum. Bugün dünden beri birazcık bozuldu gibi. Netflix'te yeni bir diziye başladım. Into the Night diye. Bayağı hoşuma gitti ama bir sezonmuş. Daha 6 bölüm var sadece. Ya Badem. Sen niye tek gözün açık uyuyorsun? Allah aşkına. Tavuk gibisin. Bilmiyorum yani, şuradan şöyle tavuğa benzettim ben.
nasıl koymuş ya? Nasıl bükmüş ya elini? Bir şey diyeyim mi? Bir şey fark ettim. Ben alışmışım gerçekten bence birçok kişi gibi evde oturmaya, evde kalmaya. Ya eve o kadar çok alışmışım ki dışarı çıktığımda tedirgin oluyorum. Ama virüs kapacağım diye tedirgin olmuyorum. Başka bir şeyden tedirgin oluyorum. Kesinlikle ne olduğunu çözemedim. Ki böyle güvenlik çemberimden dışarı çıkmışım gibi hissediyorum. Böyle daha tehlikelere, tehditlere açık hissediyorum dışarı çıktığımda. Bu yüzden böyle tedirgin oluyorum. Evde daha huzurluyum. Allah'ım, 2 ayda bu noktaya nasıl geldim ben ya? Böyle olmaması lazım. Aslında bir yandan belki de iyi ama tabii ki dışarı çıkmadan da olmuyor. Özellikle dışarıda hayat başladığı için şu an hani yeni açılan, yasağa kalkan şeyleri ısrarla yani kaçırmadan yapasım geliyor. FOMO diye bir şey var yani. Hayatı kaçırma korkusu. Fear of missing out. Bende o başladı galiba. Günaydın. Bu sabah bana büyük bir paket gelmiş. Sanırım juicelerim gelmiş. Hadi bakalım açalım. Çok heyecanlı. Juice Planet'ten. Hem de sanırım özel soğutuculu kutuda çünkü hala buz gibi. Evet, buz gibiler gerçekten. Hiç ısınmamış. Juice'lerim gelmiş. Sanırım 2 günlük bir paket bu ama dün yediğimiz keklerden, böreklerden sonra bence artık detoks yapmanın vakti gelmişti. Hayatımda hiç bu şekilde bir sıvı detoks yapmadım. Eğer yapabilirsem, başarabilirsem bu bugün ilk olacak. Ve bugün bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, bu başlangıç setiymiş bu şekilde. Bu güzellik seti, bu da slim fit seti. Bunlar biraz daha zorluyor herhalde çünkü günde sadece 3 tane ama sanırım ilk defa detoks yapacağım için bugün bununla başlayacağım. İstanbul'da bu aralar iğrenç bir nem var ve nemden dolayı da saçlarım hep iğrenç oluyor. Bıktım artık. Şimdi bugün aslında hamak yogasına başlayacağım ilk defa. Bugün ilklerin günü herhalde. İlk defa detoks yapıyorum, ilk defa hamak yogasına başlıyorum. Böyle aksilikler benim sürekli başıma geliyor. Sürekli. Hep evden çıkacağım acelem olduğu zamanlarda. Kahvaltımı içe içe Nişantaşı'na gidiyorum şimdi. Şimdi bir Watson's'a uğradım. Nişantaşı'nda biraz işlerim vardı. Malum tatile gideceğiz. Güneş yağları, bronzlaştırıcı bir şeyler falan almamız lazım. Evet, ben Simfit'e geldim arkadaşlar. Hello. Şimdi ilk defa bugün hamak yogası deneyeceğim. Bakalım nasıl sevecek miyim? Geçen sene bu zamanlar ilk pole dance denemiştim. Evet, aynen pole yapıyordum. Şimdi seversiniz. Aynen, severim. İlginç geldi bana zaten. Yapmak istediğim şeyler arasındaydı. Bakalım. Evet, maskenin güzel tarafı da kesinlikle çirkin çıkmıyorsun. Videolarda değil mi? Yani hiç o derdimiz yok şu anda. O zaman bakalım. Nasılmış? İşte burada yapacağız. Zor mu? Efendim? Zor bir şey mi? Yani şöyle... Zor hareketleri var, yani akrobatik hareketleri var ya da böyle çok temel hareketleri de var. İşte hani onu zamanla arttırabiliyorsun. Yani çok zor da oluyor gerçekten. Tabii öyledir de muhakkak. Hani böyle güzel pozların çıkacağı hareketleri hani mesela kaçıncı derste geçebiliriz? Mesela bu dersle güzel hareket yapabiliriz mesela. İyi, süper. Yani yaparsak çekeriz size de. Evet. Çekiyor mu? Bir dakika. Onu ayarlayalım. Sen mi çekebilirsin? Neden çekiyorum şeyden? Şöyle nasıl? İstersen elinle çek, sonra sağlık. Ha evet, şeyde. Aynen. Süper. Evet arkadaşlar, ilk hareketimizi şimdi ellerini oradaki pembe şeye tuttun. Süper. Çok iyi. O kadar ince ki ya. Şunun inceliği nedir ya? Bana bir şunu açıklasın. Bu ne? Şu. Hani belim bu yani gerçekten. Şimdi sarıl bacaklarına. Nasıl? Yani kafanı şuradan getir ve bacaklarına doğru sarıl. Yukarı mı çıkıyor? Evet. Kasma vücudunu, serbest bırak. Ellerim? Yok. Vücudunu serbest bırak. Ellerini bırakarak. Ellerim de vücudunu öne doğru bük. Hah, aynen.
Elime dokunmaya çalış. Burada. Evet. Şimdi sarıl buraya. Heh, aynen. Aa, doğru. Arkadaşlar. O kızın numarasını atar mısın? Cansız mı? Aha, tamam. Okey. Süper. Bir dakika. Wait a minute. Can. Dur. Evet. Seni ters dışarı bıraktım. Beynim aktı. Skandal. Bir dakika. Zor bir. Okey. Sarı. Bacaklarını dümdüz yap burada. Dümdüz yap. Aynen. İyice. Şimdi iyice sarı. Bütün arka bacaklarını hisset. Güzel. Eller kalçanın yanında 100 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sarıl. 3, 4, 5 sarıl geri. Aynen, çok güzel. Olabildiğince vücudunu yukarıda tutarak. Tekrar. Bir an vazgeçme. Tamam. Ayaklarının üstünde ellerine yakala. Evet. Ve yukarı tırmanmaya başla. Yukarı tırman. Böyle tırmanış yaparken ayaklarını da uzat. İleriye doğru indir. Şöyle. Aynen. Tırman yukarı. Tırman yukarı. Aynen. Hadi tırman. Güzel, süper. Tırman, devam. Ve çok güzel, otur buraya. Sırtını kaldır. Oturmaya çalış üstünde. Nasıl? Yani biraz daha yükselt kendini. Evet, bu. Böyle. Aynen, çok iyi. Wow. Bacaklarını iyice aç. Dümdüz olsun, kenarlara doğru. Şuradaki kaslarını iyice esnet. Süper. Çok iyi. Şimdi geriye doğru dönüyoruz. Geriye doğru dön. Ayaklarını eski yerine tak. Bunu koyuyorum. Dondurayım bu. Ben şurada kalsın. Evet. Taktın geriye. Yani. Ellerini şuradan yakaladın. Doğru taktın mı? Evet, taktım. Ellerini şu içeriden yakala. Oradan değil, içeriden. Güzel. Öbürünü de bu içeriden yakala. Şimdi de markete geldim arkadaşlar. Çok bir şey değil. Birkaç bir şey alacağım. İkinci detoks suyumu da bitirdim. Şu an çılgın bir açlık bastırdı. Ama henüz bugün daha içmem gereken 3 tane var. Ben az önce bir yürüyüşe çıktım, geldim arkadaşlar. Hava buz, yani anlatamam. O kadar soğuk ki. Bir de üzerimde yelek vardı bunun üzerine. Kış aylarında üşümediğim kadar çok üşüdüm herhalde. Haziran ayındayız. Detoksa devam edemiyorum yani. Bir şeyler atıştırdım, katı bir şeyler. Ve canım hiç olmadığı kadar çok hamburger çekiyor şu anda. Tempura çekiyor. Yarın herhalde İnari'ye gidip yiyeceğim, eğer hala fikrim değişmemiş oluruz. Biz şimdi bademle de marulumuz Netflix izleyeceğiz biraz. Günaydın arkadaşlar. Bugün makinem şarj olmamış. Neden böyle oldu bilmiyorum. Onun için her an şarjı bitebilir ama gittiğim yerde şarja takacağım. Şimdi ben tekrar Simi'ye gideceğim. Hamak yogası bayağı sardı çünkü. İzmir'e gidene kadar yarın devam edeceğim. Ben geldim şimdi arkadaşlar. Bugün de hamak yogası değil de pilates yapalım dedik, reformer. Ben de bayağıdır yapmıyordum zaten. Bu kırmızı üstümle de bugün buralara çok uyumlu oldu. Şimdi dersten çıktım. Bugün aşırı kendimi şımartasım var. 3 tane seçeneğim var önümde. 1. Zorlu'da Zula yemeğe gidebilirim. Bu arada bir AVM'ye gitmem gerekiyor çünkü güneş gözlüğümü yaptıracağım. Çivisi çıkmıştı. Biz de Zula. 2. Vadide İnari'ye gidip mısır tempura yiyebilirim. 3. Eve gidip tıpış tıpış kendi ızgara tavuğumu kendim yapabilirim. Sağlıklı beslenmeye devam edebilirim. Hiç bilmiyorum. O kadar kararsızım ki. Keşke bugün takipçim bir günümü yönetiyor videosu falan çekseydim de buna siz karar verebilseydiniz. ya bilmiyorum. Uf, aklım mısır tempura'da kalacak gibi. Sanırım vadiye gideceğim. Vadi beni şu an daha çok çekiyor. Ve tabii ki İnari'ye geldim arkadaşlar. Şöyle mantarı soslu bir şeyler yiyeceğim. Bayılıyorum ona çünkü. Ve
Tabii ki mısır tempura. Bunun için geldim zaten. İşte geldi. O kadar güzel ki bu. Mısır tempura benim hayatımda yediğim en güzel şeyler listesinde ve bu listede 5 tane şey falan var. O derece yani. Ve bu da tabii ki pilatesten sonra proteinsiz kalmamam için somon söyledim. Ben spor yaptıktan sonra, kas çalıştıktan sonra mutlaka protein almaya özen gösteriyorum. Yoksa boşa gitmiş gibi geliyor çalışmam. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Biliyorsunuz ki yarın İzmir'e gidiyorum. Onun için böyle bavul hazırlıyorum. %50'si falan bitti daha. Saatte epey geç oldu. Bu videoyu artık burada bitireceğim. Geri kalan videolar İzmir vloglarım olacak. O zaman eğlenceli İzmir ve Çeşme vloglarında, artık yaz vloglarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.